değerli milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi bir kanun fabrikası değil. Bizler de fabrikatör değiliz. Hızlılık ve karlılık esasına göre çalışmıyoruz. Bizim asıl amacımız burada milletin gerçek sorunlarını konuşmak, çözüm üretmek, milletin huzurunu, refahını, mutluluğunu sağlayacak verimli, güvenilir, öngörülebilir, aşkın zamanlı, evrensel ilkelere uygun kanunlar çıkarmaktır. Bunun için hıza değil, uzlaşmacılığa, çoğulculuğa, son oylamacı değil, tam tersine tartışmacı bir yönteme ihtiyacımız var. Peki süresi kısıtlanan bu grup önerileriyle bugüne kadar bu kürsüye neler getirildi diye bir bakarsak, milletin tam da yakıcı sorunların, gerçek sorunların taşınmış olduğunu görüyoruz. Çocuk istismarı, bu dönem kamuoyunun vicdanını sızlatan Karaman, yine küçük yavrularımızın yandığı Aladağ yangını, kadına yönelik şiddet, otizmli çocukların sorunları, Soma, maden faciaları, iş kazaları, basın özgürlüğü, üreticinin sorunları, taşeron işçilerin sorunları, muhtarların sorunları, engellilerin istihdamı, çalınan sorular, çalınan hayatlar, FETÖ ile mücadele ve bunun gibi toplumu yakından ilgilendiren birçok yakıcı sorun tam da sesini kısmaya çalıştığınız bu maddeyle bu meclis gündemine geldi. Bu sorunları burada konuşmak neden sizi rahatsız ediyor diye soruyorum. Bu saydığım konular, bu dönem çıkardığınız ve işçilerin köle gibi alınıp satılmasını sağlayan kiralık işçilik kanunundan daha mı az değerli? Vatandaşı zorla bireysel emekliliğe sokan kanundan daha mı önemsiz? Cumhuriyetin varlıklarını ipotek altına alan, borçlandıran varlık fonu kanunundan daha mı çok zaman kaybettiriyor? Biraz önce saydığım ve değiştirmeye çalıştığınız bu maddeye göre meclis kürsüsüne getirilmiş olan konular, vatandaşın cebinden haksız yere çıkmış olan kaçak elektrikle ilgili faturaların yandaş şirketlerin kasasına girmesini sağlayan o kanundan daha mı önemsiz bu saydığım konular? Evet. Aceleyle bu kanunları çıkarmak için milletin gerçek gündemini bu kürsüye getirme konusunda engelliyor olsanız da, parmak çoğunluğunuzla bunu yapmaya çalışsanız da, bizler 450 kilometre boyunca halkın gerçek gündemini nasıl hak, hukuk, adalet diye haykırdıysak, aynı şekilde bu halkın sorununu her yerde, sokakta haykırmaya devam etmesini biliriz diyorum. Saygıyla selamlıyorum.